Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde insan hakları savunucusu olarak uzun yıllar hapis hayatı yaşayan, Sovyet demir perdesinin yırtılmasında önemli payları olan dava adamı, bizim gençlik dönemimizin önderlerinden Abdülkerim Cemil Kırımlıoğlu ile beraberiz. Kendisi en son Kırım işgalinden önce de Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya bağlı parlamentosunun başkanlığını yapıyordu. Şu an Türkiye ziyareti var. Eski Kültür Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu abimiz Türk dünyasına duyarlı her zaman olduğu gibi yine Abdülcemil abiye burada ev sahipliği yapıyor. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Kırım Tatarlarının durumu nasıl? Kırım'ın bağımsızlığı, yeniden hürriyetine kavuşması mümkün mü? Sovyet müdahalesi Kırım davasını ne kazandırdı veya ne kaybettirdi? Birinci dönem Kırım Parlamentosu başkanı olmaz. Ya Kırım Tatar Milli Meclisi. Meclis Başkanı, Kırım Tatar Meclis Başkanı. Rus vatanımıza 1944 yılı sürgünü soykırımından sonra yarım yüzyıl devamında vatanımıza dönmek için mücadele ediyor. Evet. O mücadele silah değil de yalnız demokratik işlemler. Buna rağmen yüzler insanlarımızı hapse attılar. Kadıları hapse çıkmadılar. Nihayet 91'de Sovyetler Birliği döneminde ve Ukrayna Kırım Tatarlara karşı yapılan Sovyet zamanında katılımı ve Kırım Tatarların vatanlarına dönmesi yardımcı olacağını, onların haklarını yerine getireceğini sağlayacak. Ve elbette bayağı şeyler bizim için yaptı. Fakat Kırım'ın özelliği şu ki, bizi oradan çıkardıktan sonra Rusya'dan insanları getirdiler. Kırım'a Ruslardan getirdiler. Biz ve insanlarımız önünce oradan yine öz vatanımızda milli yardımcı kazanıyor. Ve şimdi de orada bizim oranımız %13. Şimdi Ruslar Kırımları sürdükten sonra Rusları yerleştirdiler Kırım'a. Bu sefer dönüş kararı aldıklarında geldiler ki hep kendi evlerine, arazilerine hep Ruslar oturmuşlar. Ruslar oturdular ve Kırım Tatarları yine de büyük olmuş. Bizim takdim yerlerine 30 bin yakın Kırım Tatarları yine de vatanları terk edilmişler. Ukrayna'nın ana toprakları orada ikinci cins başkanım Sayın Bakan en çok yine de başka orada küçük insanlarla cevap vereyim mi notu? Rusya'dan çok sayıda Ruslar gidiyor. En azında 600 bin kadar. Tek bir telefon hak geçti kardeşim. En azında 1,5 milyon Ruslar. Şimdi savaş başlandı. Biz aslında Kırım'ı biliyorsunuz. Biz dünyanın en uzun normalinde Birleşmiş Milletler'in kararı var. Ruslar yok etmeyi Ukrayna'nın toprağının yolculuğuna sağlanmasını ama Rusya hep Ruslar arası kaybedenlerine Rus bu savaş başlandıktan sonra böyle ümit oldu insanlara. Çünkü bu savaşın sonu Rusların yerine olmadı. 21. yüzyılda ben silahın daha fazla olan tankların daha fazla bir başka komşuların toprağına gelecek olsa neticesi o öyle olur. Onun için çok ümit ediyoruz bu savaş neticesinde sonunda Kırım huzur olacak, özgürlük olacak. İnşallah. Yalçın Bakan'ın değerli abimiz, dava önderi, büyüğümüz, misafirimiz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle kendine iyi bakmasını istiyorum. Sözünde durmalı.
bize diyor ki Kırım özgür ordu kazanana kadar ölmek yok. O zaman kendine iyi baksın. Bu sefer zayıflamış kaldı. Çok üzüldü. Çok üzüldü. Çünkü uzun sonra gönderdiği askerler çocukların suratına silah tutarak ateş ediyor. 390 üzerinde çocuk katliamlar. Bunlar çok üzüldü. Allah var. Ama bir şey söyledi kendileri. Bu bir hakikattir. Yani Kırım'ı Rus toprağı görenler için bir hakikat var. Tarihi bir hakikat var. Şehidimiz Numan Çelebi Cihan belediye seçimlerine girdiği zaman 60 kişilik bir belediye meclisi var. 37'si Kırım Tatarı'dır. İkisi Rus'tur sadece. Bu tarihi bir hakikattir. 1883 belediye meclisi seçimleri, Numan Çelebi Cihan belediye meclisi başkanı, 37 tane Tatar var mecliste, 60 kişilik mecliste, 2 tane Rus var, 2 tane Rum var. Gerisi işte başkanı. Hakikat budur. Yani Kırım tarihi süreç içerisinde Tatarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Ama unuttukları bir şey var. Kırım Tatarsız, Tatar Kırımsız, Rus'a olsun.